Ahmet Doğan'a ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin yönetimine bir mektup yazdınız. Orada memnun olmadığınız noktaları belirttiniz. İlk önce şununla Evet. başlamak istiyorum. Mektubun başında diyorsunuz ki Varna'da 1990 Evet. yılında hapisten Evet. çıkan bir grup insan kahve içmişler ve partiyi Evet. kurmuşlar, efsanesi gerçeklerden çok uzak diyorsunuz. Doğru, Yani doğrudur. bu Doğrudur. partinin kuruluşunun hakkında siz ne diyorsunuz? Şimdi bak güzel kardeşim. Bunlar tamam hapiste yatmışlar, çıkmışlar ve 8-10 kişi kahve içmişler. İşte böyle yapalım, öyle yapalım. Aynı şekilde biz seninle otururuz bir yerde, bir meyhanede. Rakı içeriz. Onu bunu yaparız deriz ama yani sonra ayın 5'inde niye Kırcalı'ya geldiler bunlar? Kasım Dal'la. Çünkü orada 20-25 bin kişi vardı hazır. Yani parti daha sonra kuruldu. Biz defalarca her gün toplantı yapıyorduk köylerde, mahallelerde. Sonra yani meclis struktur dediğimiz yani yerel örgütleri kurduk. Sonra bir iki ay sonra Kuzey Bulgaristan'da toplantılar yapılmaya başlandı. Sonra artık Mayıs ayında partinin resmi kuruluşu oldu. Ondan öyle yani parti öyle kurulmaz yani sohbette. Yani biz Anladım. hani Şinyer'e idare ettik bu durum hani Ahmet'e saygısızlık olmasın diye. Ve burada bulunan kişilerin yarısı da siyasi şey değil yani cezaevinde yatan değil. Bunlar 1989'dan önce hani yol boyunda Türklerle görüşelim böyle işte, döviz alanlar, işte altın alanları o zamanlarda ben avukat olduğum için görün devlete ihanetten cezaevine atıyorlardı. Bunlar Yani bildiğiniz şey yani bildiğiniz suçlu bunlar. Bunlar şey sahtekar, oyuncu şeyler. Ahmet'in etrafında öyle siyasi tutuklu yok ki fazla. şunu mu demek istiyorsunuz? Kökü Ahmet Doğan kurmadı. Kesinlikle. Ahmet Doğan köyüne hazır geldi ve görevle geldi. Onu da gönderen eğitmişler öyle geldi. Ahmet Doğan niye Kırcalı'ya geldi? Ahmet Doğan'ın arkasında kaç kişi geldi? Ahmet Doğan Varna'da kaç kişi vardı Ahmet Doğan'ın arkasında? Onu söyle bana. Biz Kırcalı'da 20-25 bin kişi toplanıyorduk her gün o zaman. Şu Anladım. Aralık ayında. Ahmet Doğan da cezaevinde gelmiş toplantılar yapıyorduk. Şimdi Mitingler de yapılıyordu. bunda daha sonra diyorsunuz ki parti kurulurken bunun bir Državno Sigurnost yani Bulgar istihbaratı projesi olduğunu çok az insan Uyanamadım. biliyormuş. O yüzden sonraki aşamada bunu görmeye başlayanlar tek tek partiden Aynen, evet. uzaklaştırıldı. Evet. Ben onu yaşayanlardan birisiyim. Bak ben 3-4 ay sonra yavaş yavaş beni elimine etti partiden arkadaşlar. Niye? Çünkü daha biz partinin belgelerini hazırlıyorken burada Sofya'da tescili için bir sürü eksik belge vardı. O zamanlarda ben söylemiştim ya bu eksik belgelerle bizim partiyi etnik parti olduğu için yani kabul etmezler siyasi hayatı atlamayız diye. Buna rağmen tüm işlemler yapıldığını görünce ben hemen farkına vardım dedim. Burada dedim birileri bize yardımcı oluyor yani bilmediğimiz bir güç. İşte bunu da ara sıra konuştuk arkadaşlarla. O zaman tek tek yani biz yani bir Adil Topal vardı şeyden Hasan Oğuz'dan ben vardım ve vesaire 7-8 kişi. Bizi partilerin dışladılar bizi. Herkes kimse Almanya'ya gitti, kimse Türkiye'ye gitti. Öyle. Şunu diyorsunuz, parti içi reform yapmaya çağırıyorsunuz ve yolsuzluk yapanları savcılığa teslim Gülüm bak edilmesini ya istiyorsunuz. sevgili kardeşim bak biz partide ne istiyoruz? Biz partinin eski hani kurulduğu günlerde kararlılık yani halka vaat ettiğimiz sözleri programdaki hani amaçlarımızı onların peşinde koşturmak istiyoruz partiyi. Bunlar 30 yıldır aynı şeyi gebeliyorlar. Şimdi efendim yok ana dili, yok efendim işte okullarda Türkçe okumak. Ya yani 20-30 yıldır bunlar da 10 yıldır iktidarda çıkardınız. Niye gerçekleştirmediniz? Milleti kandırıyorlar böylesine. Resmen korkutuyorlar. İşte ikinci kez isimlerinizi değiştirecekler sizin. Bilmem ne olacak. Ya bunlar artık 2020 yılında, 2019 yılında bunlarla kimseyi kandıramazsın artık. Bulgaristan Avrupa Birliği'nin bir üyesi. Orada insan haklarını Avrupa Birliği koruyor zaten. Yani Bulgaristan'a da sorulur. O konularda parti bir de girenler şimdi herkes yani affedersin parayı bulmuş. O şey statükoyu diyoruz. Statükoyu bozmak istemiyorlar. Bakınız partinin Merkez Yönetim Kurulu 19 kişiden ibarettir Evet. Sofya'da.
19 kişiden Güney Bulgaristan'dan yalnız 3 kişi vardır. Hasan Aziz, Edin Çayrola ve Mustafa Karabey. 16 tane Kuzey Bulgaristan'dan. Bunlardan Türk de vardır, Çingene de vardır, Bulgar da vardır, fark etmiyor. Ama o 16 kişi kimi temsil ediyor? Kimseyi. Yani sıradan Türk'ü temsil etmiyor diyorsunuz. Kimseyi temsil ediyor. Bunlar Ahmet'in ve istihbarat adamları. Hala. Onu demeye çalışıyorum. Anladım. Bunların arkasında 100 tane oy çıkaramaz bunlar. Ben bir örnek vereyim. Kamen Kostadino dediğiniz kişi kaç tane oyu vardır? Ya da yoldan sonra ne? Kaç oyu vardır? Ona kaç kişi oy verir sence? Güzel kardeşim. Ailesinden 5-6 kişi herhalde verir. Yok, ailesi de vermez. Kesinlikle. Ailesi de vermez. Peki bu parti içi reformun gerçekleşebileceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum ama ben görevimi yapıyorum. Ben hayatımın yarısından fazlasını partiye atadım. Ben şu an 56-57 yaşındayım. 28 yaşındaydım o zaman. Ben savaşçı bir ruhum var benim. Ben her zaman muhalefettim zaten. Hiçbir zaman ben aktif görev almadım ki partide. Anladım. Partimizi geri verin diyorsunuz. Dogan verecek mi sizce Dogan? Parti Ahmet'e artık gerekmiyor ki Ahmet. Parasını yaptı, kendini refaha kavuşturdu. Hatta oturduğu otele bile o partinin bir şeyidir ya, bir dinlenme tesisidir, eğitim tesisi. Onu biraz üzerine geçirdi Tapusu'nun. Yani bunlar resmen çapulcu oldu hepsi artık benim için. Partiyi geri versinler, paraları ve şirketler onlarda kalsın. Biz para istemiyoruz, partiyi geri istiyoruz. Biz öyle kalkıp da Lütfü Mestan ve Osman Aktay ve Kasım Dal gibi bölücülük yapmam ben partide. Biz aklı başına adamlarız, biz partiyi geri istiyoruz. Ben Türklerin bölünmesini istemem. Ha. Müslümanların bölünmesini istemem. Hatta Bulgarlar, Çingeler kim isterse gelsin fark etmez bizim için. Ama partiyi geri istiyoruz. Biz çünkü bu partiyi kurarken ben hukukçu, avukat olduğum için o tüzük ve programını biz beraber yazdık arkadaşlarla. Ondan peki sonra hepsini değiştirdiler sonra onları. Bu partinin kurucularının çığlığını üst yönetimde duyacaklar mı sizce? Yani bu çığlığı... Yok, kesinlikle. Ben onlara, ben Ahmet Doğan'la yüz yüze de görüştüm, Mustafa Karadeniz'le yüz yüze de görüştüm. Dedim görüşelim kurucularla beraber diye 10-15 kişi Mart ayında şimdi. Hiç yani cevap dahi vermiyorlar. Yani görüşmek bunları bile istemiyorlar öyle mi? Yok, kesinlikle istemiyorlar. Onlar şey zannediyorlar, ya bu şimdi bir iki kez konuşur gelip gider vazgeçer, cesareti yoktur. Ya ama bizde o cesaret var. Anladım. Peki sıradan insanımıza ne demek istersiniz? Allah'ı elini kalbinin üzerine koyacak. Ben o partiye bu partiye oy verin demiyorum. Ama ara sıra bazı durumlarda bazı yöneticiler cezalandırılması gerekiyor. Bulgarca bunun şey diyoruz biz. Nakazatele mut. Anladım. Gerekirse borç pusulası alacaksın kardeşim. Gerekirse çizip de alacaksın pusulayı. Gerekirse o pusulaya şey yazacaksın. DPS'yi mafyadan temizleyin diye. Ama kalkıp da gidip de Milliyetçi Partilere veya Gerebe oy verin demiyorum bak. O kadar anladım. Da ileri gitmiyoruz. Anladım. Veya Lütfü Mestan'a oy verin demiyorum. Kasım Dal'a oy verin demiyorum. Çünkü onlar daha tehlikeli benim için. Bölücü bunlar. Bunlar hani satelit parti bunlar. Bunlar hizmetkar. Lütfü Mestan niye ayrıldı? Çünkü daha önce niye ayrılmadı bunlar? Çünkü Ahmet Doğan'ın etrafında yiyorlar, içiyorlar, paraları götürüyorlar hepsi. Ama dışlarınca hemen yeni parti kurmaya kalktılar. Yok öyle bir şey. Parti içinde savaş gençlere kalsın artık. Genç adamlara. Bu gerçekleri görün ki ileride hani bunlar çünkü Ahmet Doğan bu dünya Fatih Sultan Mehmet'e kalmamış. Sultan Süleyman'a kalmamış. Kimseye kalmaz. Doğru. Ama partiye gençler sahip çıksın diyorum ben. Yani bizim yeni yani işte yurt dışında eğitim görenler 2-3 dil konuşan şu an 25-30 yaşında olan gençler. Onlar partiye alsınlar. Çünkü partinin 30 yıllık geçmişi var. Pırıl pırıl bir parti bu. Kişiler değişmesi gerekiyor. İleriki günlerde bu tür adımlar atmayı düşünüyor musunuz? Yani eski kurucular Evet, devamı gelecek. Şimdi önce bu isimleri açıklayacağız. Milletvekillerinden, belediye başkanlarından kimler yolsuzluk yapmış, kimler hakkında iddialar var. Onları daha önce ben açıklamıştım 9 Ocak'ta bazılarını.
Bu kişilere biz artık hem de merkez medyalarda Bu devam. Ya seçimlere kadar devam, seçimlerden de sonra da devam. Yani bundan sonra bunları rahat bırakmaya hiç niyetimiz yok. Özellikle bizim arkadaşlar, biz 15 kişiyiz ama içinde dediğim gibi arkadaşlar var. Almanya'da, Türkiye'de, Bulgaristan'da var kurucular. Hakiki kurucular, bir de uyduruk kurucular değil. Biz sonunda ne diyoruz böyle arkadaşlar? Biz diyoruz Hodri meydan. Biz meydandayız. Sorusu olan politikacılar Ahmet Doğan'dan tutun Ahmet Agay'a kadar köyden her sorusuna cevap vermeye hazırız biz.